Şimdi Trump'la ilgili bir başka mesele de Suriye'den Amerikan askerlerini çekip çekmeyeceği yönünde. Bu konuyla ilgili de bir takım söylemleri oldu ama şimdi tabii PKK-YPG de bölgede. Dolayısıyla hani Amerikan askerlerini çektikten sonra bu konuda bir değişiklik olup olmayacağı da merak konusu. Trump daha önceki yaptığı açıklamalarda Amerikan askerlerine ne olur diye sorduğunda kabineden biri orada hani zor durumda kalacağını daha kaba bir tabirle söylemişti ama Trump bu ne kadar samimi? Cumhurbaşkanı bu konuda ne düşünüyor? Gerçekten çekecek mi Amerikan askerlerini Suriye'den? Buna ihtimal veriyor mu? Evet. Şimdi şöyle tabii yani bu en çok belki de en önemli husus bu olacak. Türk-Amerikan ilişkilerini Donald Trump döneminde alakadar eden dosya Suriye. Hı hı. Daha doğrusu oradaki Amerikan varlığı, PKK-YPG oluşumu. Bununla alakalı da tabii bir soru soruldu. Ve soru şu şekilde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni bir harekat düzenleme olasılığı var mı? Evet. Sorusu da yine Donald Trump'ın bu konudaki tutumuyla birleşik olarak yöneltildi ve bu konudaki değerlendirmesi soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Şimdi şöyle ben yine aktarayım. Biz terör meselesini tarihe karıştırma konusunda kararlıyız dedi Erdoğan. Sınırlarımızın ötesinde sürekli ülkemize yönelik milli güvenlik tehditleri oluşturan yapılanmalara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Bu konuda ne kadar net ve kararlı olduğumuzu bugüne kadar tüm muhataplarımıza ilettik. Yeni muhataplarımıza da bu yaklaşım tarzımızı, hedefimizi net bir şekilde anlatırız dedi. Devamında da Suriye'nin kuzeyi Amerika'nın desteklediği PKK, PYD, YPG tarafından işgal edildi. YPG diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada biz YPG diyoruz. Bu bölge yalnızca bizim için değil, aynı zamanda Suriye için de son derece önemli. PKK, PYD, YPG'nin bu bölgeden temizlenmesi Suriye yönetimi için de oldukça kritik. Suriye'deki iç savaş komşumuzun topraklarında derin bir istikrarsızlığı beraberinde getirdi. İstikrarsızlık bir bataklığın sinekleri topladığı gibi sınırlarımızın ötesine terör örgütlerini çekti. Bu bataklığı kurutmak için biz nasıl çaba gösteriyorsak aynı şekilde Suriye yönetiminin de bu çabayı göstermesi lazım. Biz şu anda o bataklıktaki sineklerle adeta bir mücadele halindeyiz. Nasıl olsa bataklık kuruyacak, sinekler başıboş dolaşsın diyemeyiz dedi. Devamında da biz terörle mücadelemize devam edeceğiz. Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin, ha bu cümle de önemli, Amerika'nın Suriye'den çekilmesinin oluşturacağı yeni duruma da mevcut gerçekliğe de Türkiye olarak biz hazırız. Hı hı. Milli güvenliğimiz her şeyden önde gelir ve her konunun üzerindedir. Bu konuda Rusya ile gerekli görüşmelerimizi yapmak suretiyle Suriye'deki bu havayı bölgenin lehine çevirme gayretindeyiz diye cevapladı bu soruyu da.